2002'den beri AK Parti Türkiye'de hükümet, yani iktidar. Bu dönemden bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullandığını pek görmedik. Daha önceki Cumhurbaşkanlarında ise bu sistem aktif bir şekilde ve yoğun olarak kullanılıyordu. Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı 3 kişiyi özel yetkisini kullanarak affetti. Bunların suç vasıflarına baktığımızda adli suçlar, adam öldürme gibi kamu görevine yönelik fiiliyatlardan dolayı adi suçlar nedeniyle hastalık durumu gerekçe gösterilmiş ve Adli Tıp Kurumu'nun bunlar hastadır, kendisine bakabilecek durumda değildir şeklinde vermiş olduğu rapora atfen Sayın Cumhurbaşkanımız da af yetkisini kullanarak bunları affetti. Bu güzel bir gelişme. Neticede kanunda bir hak verilmiş ve bu hakkın işletilmesi lazım. Özellikle toplumdaki adalet duygusu, hukuka uygunluk duygusunun sarsıldığı dönemde bunu telafi etmenin adımlarının atılması lazım. Bugün Türkiye'de cezaevlerinde çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan birisi de hasta mahkumlar konusu. Gerek adli olsun, gerekse de siyasi olsun, cezaevinde onlarca hasta mevcut. Hatta bazı hastalar hastalıkları nedeniyle cezaevinde vefat etmekteler. Bu durumlar ortadayken özellikle ölümcül hastalıklara yakalanan, tıbben de bugün değilse de yarın işte kanser vesaire hastalıktan dolayı vefat etme durumu ortada olan şahısların, kendisine bakabilecek durumda olmayan, başkasının bakımına muhtaç olan şahıslar ne kadar suçlu da olsalar bunların insan olma özellikleri göz önünde bulundurularak kanuna, Cumhurbaşkanına verilen bu özel yetkinin işletilmesi lazım. 3 kişinin birden affedilmesini ben medyada görünce gerçekten şaşırdım ama sevindim. İnşallah bunun devamı gelir. Özellikle de siyasi suçlarından dolayı, adi suçlarından değil, fikir ve düşüncelerinden ya da herhangi bir yapıya mensup olmadan dolayı cezaevinde bulunup ömrünü cezaevinde geçiren ve bu arada da cezaevinde olmadan kaynaklı hastalıklara yakalanan, özellikle kanser şeklindeki ve başkasının bakımına muhtaç olacak şekilde durumlarda olan kişilerin bir an önce hastaneye sevki, heyet raporunun alınması, alınan bu heyet raporuyla da hasta oldukları tespit edilenlerin adli tıptan hızlı bir şekilde bekletilmeden, hastalık ivedilik bir durumdur, adli tıptan raporlarının çıkarılıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne bir an önce getirilmesi lazım. Fakat maalesef kişiler cezaevindeyken hastaneye çok kötü şartlarda çıkarılıyor. Heyet halinde rapor alınması bazen ayları, yılları buluyor. Daha da önemlisi dosyalar adli tıpa gitmiyor. Gittiyse de yıllarca orada bekletiliyor ve hastalar dışarıya çıkmadan cezaevinde vefatla ya da çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Sayabileceğimiz bu anlamda bir sürü mahkum var. Benim bildiğim var, 2 yıla yakındır Ankara Sincan cezaevinde, cezaevinin hastanesinde yatıyor. Kendisine bakabilecek durumda da değil. Ama bir türlü dosyası adli tıpın önüne sıhhatli olarak gitmiyor. Gitse de adli tıp topu taca atıyor, tabir yerindeyse. Heyet halinde bir daha rapor alsın. 6 ay geçti, son 6 aylık durumunu bir daha görelim. Geliyor, raporlar çıkarılıyor, gidiyor. Adli tıp 6 ay sonra değerlendiriyor. 6 ay içerisinde güncel rapor bir daha alalım diye geri gönderiyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın önüne dosya gitmiyor. Yani buna bir müdahale etmek lazım. Ve bu durumda hasta oldukları heyet raporuyla alınanların ivedilikle kanuna da hüküm konularak en kısa zamanda ve bunun yani bir ayı geçmeyecek bir süre içerisinde adli tıpa ulaştırılıp raporun orada adli tıpla da bunun altının heyet halinde alınan ve raporlarda da hasta olduğu ispat edilen kişilerin imzalanıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne dosyaların resen gönderilmesi lazım. Taleple de değil. İşte Türkiye'de bu sıkıntılar var. Cezaevinde ciddi hastalıklara yakalananlar sıhhatli bir şekilde tedavi olamıyorlar. Sıhhatli bir şekilde hastaneye götürülüp heyet raporu alamıyorlar. Alanlar ise adli tıp sürecinde ölüme mahkum ediliyor. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi lazım ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da buna müdahil olması lazım. yaptığınızda Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Adli olsun, siyasi olsun, ölümcül hastalıklara yakalananlar ve kendisine bakamayacak durumda olan, ondan sonra cezaevi hastanelerinde 3 ayın üzerinde yattığı halde, 2 yılın üzerinde hastanede mahkum olarak eli zincirli yatanlar var. Bunun ivedilikle adli tıpa gönderilip bir ay içerisinde dosyaları istetmesi çağrısında bulunuyorum. Bu anlamda benim müvekkillerim de var. Bunlardan birisi Şehmus Altsoy'dur. Bu anlamda hastanelerde ölüme mahkum ediliyorlar. Hastalığı da net bir şekilde ortada. Bu anlamda bu çağrımızın Cumhurbaşkanımız tarafından duyulması ve buna bir el atması, ivedilikle bu tür durumda olan tüm hastaların hasta olduklarına dair raporların önüne getirilmesi ve ivedilikle bunların durumunu değerlendirilip bu özel af yetkisini uygulamasını talep ediyoruz. Bu insani ve vicdani bir durumdur. Bu yönüyle Cumhurbaşkanlığa kanun yetki vermiş, bu kanunun kendisi tarafından ivedilikle işletilmesini talep ediyorum.